Sonuna kadar direneceğiz. Evet değerli arkadaşlar, burada Diyarbakır annelerinin yanından bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya seslenmeyi bir vazife olarak telakki ediyoruz. Burada her birisinin dramı, her birisinin kalbindeki o acının hala ilk günkü gibi taze olduğu annelerle, babalarla, akrabalarla birlikte olduk. Daha evvel de ziyaret etmiştik. Ama maalesef burada terör örgütünün, özellikle emperyalist çevrelerin amaçlarına hizmet eden, kardeşi kardeşe düşman etmeyi bir vazife gibi gören, terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık evlatlarımızın hazin hatıraları önünde onların anneleriyle, babalarıyla, aileleriyle dayanışma için buradayız arkadaşlarımızla birlikte. Gerçekten her birisinin 13 yaşında, 14 yaşında, 12 yaşında evlatlarımız, bir kısmı kendi köyünden, bir kısmı ilinden, ilçesinden, bir kısmı üniversiteden, ta Kütahya'dan gelen bir ailenin evladı burada üniversiteden kaçırılarak maalesef küçük yaşta hayallerinden kopartılmışlar. Küçük yaşta annelerinden, babalarından, akrabalarından, sevdiklerinden kopartılmışlar. Ve sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Ve bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. Evlatlarımızı geri verin diyerek burada dağla irtibatlı olduğunu gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. Diyorlar ki evlatlarımızı geri verin. İnşallah bunların içerisinden bir kısmı geldiler, ailelerine kavuştular. Ümit ediyorum ki geri kalan buradaki evlatlarımızın hepsi bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır. Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Bu bir insanlık meselesidir. Herkesin, her siyasi partiden, her farklı görüşten insanların bu insanlık dramına bir şekilde karşı çıkmaları, burada hayattan koparılan, akıbetleri ne olduğu belli olmayan gencecik evlatlarımızın sulh ve selamet içerisinde ülkelerine, kendi memleketlerine, ailelerine gelmelerini sağlamak için seslerini yükseltmelerinin gerektiğini bir kere de altını çizmek istiyorum. Burada 235 aile, 235 evladın etrafındaki aileden müteşekkil bir grup yoktur. Burada bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır. Bunun için bunu bir insanlık ödevi olarak telakki ediyoruz. Böyle gördüğümüz, böyle bildiğimiz için buraya sadece biz de sizinle beraberiz. Sizin yüreğinizdeki yangını, sizin içinizdeki acıyı biliyoruz. En az sizin kadar hissediyoruz. Ve bu sorunun çözülmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Ve bir an evvel bu evlatlarımızın kurtarılıp hayatlarına, normal hayatlarına dönmelerini arzu ediyoruz. İnşallah evlatlarınızın önünde çok güzel bir gelecek olduğunu bu mübarek cuma günü, Ramazan'dan bir gün önceki bugün de burada hem dua anlamında, hem temenni anlamında, hem de inanç anlamında söylüyorum.